Sizlere donukumuzdan bahsetmek istiyorum. Donuk omuzun asıl nedeni omuzu hareket ettirmemek, kolu hareket ettirmemek ana nedenidir. Bu değişik sebeplere bağlı olabilir. Örneğin omuz çevresindeki kaslarda bir kulunç veya omuz çevresine alınan bir travma veya bir akciğer hastalığı veya omuz kaslarında yırtık veya aşınma gibi değişik sebeplerle hastanın hareketlerini kısıtlaması nedeniyle ortaya çıkar. Hasta bize omuz ağrısı ve hareketlerinde kısıtlılık şikayetiyle başvurur. Bazı hastalar der saçımı bağlayamıyorum, bazı hastalar kıyafetimi giymekte zorlanıyorum. Özellikle çoğu hastada gece ağrısı olur ve bu gece ağrısı gün geçtikçe her gün daha da şiddetlenebilir. Biz öncelikle hastayı değerlendiriyoruz, şikayetlerini dinliyoruz, hikayesini dinliyoruz ve ardından omuz ağrısının nedenini anlamak için ve omuzdaki hareket kısıtlığının nedenini anlamak için muayene ediyoruz. Muayenemizi yaptıktan sonra tanımızı kesinleştirmek için gerek görürsek yüzeyli ultrason veya MR gibi tetkiklere başvurabiliyoruz. Eğer ağrı omuzdan kaynaklanıyorsa bunun tedavisi kesinlikle fizik tedavi ve rehabilitasyondur. Biz fizik tedavide o bölgede kas spazmlarını çözmek, ağrıyı gidermek için yüzeyli sıcak uygulama, derin sıcak uygulama ve ağrı kesici akımlar uyguluyoruz. Bununla birlikte rehabilitasyonunda omuz germe egzersizleri esastır. Bu germe egzersizleri manuel tedavi ile birlikte yapılırsa daha güzel sonuçlar alınır. Biz yine bu dönemde hastanın ağrısını azaltmak, eklem hareket açıklığını artırmak için YNSA dediğimiz kafa akupunktürü veya gerekli görürsek omuz ozonu, yine CGF dediğimiz kök hücre tedavisi uygulayabiliyoruz. Bu tedavilerin sonucunda hastalarımızın %95 ila %99'u ameliyatsız tedavilerden sonuç alabiliyor ve omuzunda ağrı kesiliyor ve eklem hareket açıklığı tamamen normal düzeye geliyor. Biz donuk omuzda nadiren cerrahi tedavi yöntemleri için ortopediye sevk ediyoruz. Genellikle ameliyatsız iyileşiyor. Sağlıcakla kalın.